Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biraz daha nostaljik bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ilk videom benim full mavi makyajdı. Kanalımdan da anladığınıza göre en sevdiğim renk mavi. Ama o video biraz eski olduğu için daha yeni ürünlerle, daha doğrusu o makyajı biraz daha şimdiki makyaj tarzıma uydurarak yeniden yapmaya karar verdim. Çok konuşmayayım. Bence hemen başlayalım. İlk olarak tabii ki o videomdan da kullandığım paletin aynısıyla başlayacağım. Huda Beauty'nin Sapphire Obsessions. bu kelimeyi söyleyemiyorum. Ruby Sapphire falan tamam mı? Sapphire Obsessions mı? Neyse ne işte. Bu paletle Sapphire diyelim. Şu mavi paletle başlıyoruz Huda Beauty'nin. Biliyorsunuz bunlar böyle renklere göre ayrılıyor. Bende neredeyse her rengi var. Bu mavi olanı kullanacağım bugün. Kısaca renkleri hatırlatayım. Şöyle bir palet. Maalesef isimleri yok. Ben Emma. Bugün konuşamıyorum galiba. Emma. Ben şuradaki lacivert renkle başlıyorum. Şöyle bir nabla fırçasını alıyorum. Bu da N202 numaralı fırçası. Şu şekilde başlıyorum. Biliyorsunuz bu palet benim favorilerimden. Ve hala değişmedi aslında. Pigmentasyonu gerçekten çok iyi. Yani hala çok severek kullandığım bir palet. Yuvarlak bir şekilde uyguluyorum. Şu gözümün etrafından aşağıya doğru. Çok da ileri geri değil, oturtarak şu şekilde uyguluyorum. Bu arada senin saçma değin, o zamanki saçma değinle uymadı şu an. Koronadan berbere gidemiyorum ki. Bir de o zaman perma vardı galiba değil mi? Ha evet, perma vardı. Bir de saçım çok daha kısaydı. Şu anki saçma değimden memnun değilim zaten ama yapacak bir şey yok. Biraz daha yeni bir paletle devam edeceğim. İlk olarak bir fırça seçiyorum kısaca. 2000 years later. Bu da çok sevdiğim bir palet. Tarte'ın High Tides and Good Vibes paletiyle devam ediyorum. İşlerinde İngilizce konuşup yazmaktan galiba İngilizceyi artık unuttum. Ya unuttum değil de artık bıktım. Burada da Surf's Up rengiyle devam ediyorum. Şu açık mavi. Bir de insanların konuşmasına göre insanın ağzı da değişiyor. Geçen Hindistan'dan biriyle telefonlaştım baya. Yanımdaki iş arkadaşım da gülüyor bana. Ne alaka diye. Zoeva'nın 225 numaralı fırçasıyla bu rengi alıyorum. Ve uyguladığım lacivert rengin üzerine karıştırma hareketleriyle uyguluyorum. Mavi far kullanırken dikkatli olmanızı öneririm ve zaman bırakın kendinize. Çünkü karıştırması zor bir renk. Peki şu an en favori parçan hangisi palet olarak? Palet olarak... Bence yerindeki. Hayır, yani bunu paleti de seviyorum ama şey, palet koleksiyonum çok büyüdü zamanla. Çok sevdiğim parçalarım var. Bunu da bayağı seviyorum ama bu aralar en çok sevdiğim palet galiba Huda Beauty'nin şey Naughty paleti. Evet, o da güzel ama. O her şeyle kullanılabilir bu palet. Bunu mesela günlük biraz zorlanabilirsiniz. Ya da renk seçeneği çok az. Şuralarda dolaşırsınız. Ama Huda Beauty'nin Naughty paletiyle her şey yapabilirsiniz. Gezmelik de, günlük makyaj da her şey. Ya Huda Beauty genellikle öyle yani tutturuyor yani kadın o şeyi. Aynen. Biraz da bizim kültürümüze daha uygun bir kültürden geldiği için de belki bana daha çok hitap ediyordur makyaj ürünleri. Şimdi bu kahvelerin ikisini de mi içeceğim? Hayır. İyilik olsun diye gittim kahve yaptım. Meğersem hanımefendi kahvesini zaten yapmışmış. Ben 8'de kalktım.
Sen... Ama diyeceğine ablacığım sana da bir tane kahve yapayım mı? Yok. Müsait değildin o anda. Soramadım. Ben tam uyuyordum. Aynen. Hayır, başka yerdeydin. He. Kalkmıştım yani. Niye öyle olsun? Temiz bir fırçayla devam ediyorum bu arada. Bu morfinin, bunun bir numarası yok maalesef. Klasik bir karıştırma fırçası, daha küçük olan. Etrafında geçiyorum farların. Şöyle şu şekilde etraflarını geçiyorum. Bir renk daha kullanacağım. O yüzden fazla blend yapmıyorum. Daha çok şu iki rengin arasına odaklanıyorum ilk olarak. Bu arada arkadaşlar bayağı sinirliyim. Survivor bakan var mı aranızda bilmiyorum. Ama favori adamımı elediler yani. Bu kadarı olamaz. Ah, o Ayşe yok mu o Ayşe? Neden Ayşe'ye oy verirler ben onu anlamıyorum. Kusura bakma Ayşe ama yani yaptığın hareket çok yanlıştı. Gerçekten ama bak başarılı bir yarışmacı. Atışlar falan bayağı yerinde. Bu arada bir performans düşüklüğü var Ayşe'de. Niye bilmiyorum. Tam da performans düşüklüğünden Yunus Emre'yi söylüyor ama kendi şu an performans düşüklüğü yaşıyor. Bayağı çelişkili bir durum. Kötü olan da o zaman. Ayrıca neden Dora'yı söylemiyor? Onu ben de anlamadım. Çünkü o sandı ki Hanzade'nin şeyi... oyu daha yüksektir Aleyna Çalışkan'dan diye düşündü. O da dedi ki ha Dora zaten gitmez. Dora birkaç kere birinci geldi. Kesin Yunus Emre'yi söylemeliyim ki Aleyna Çalışkan gitmesin. Adamı yaktın. Sanki Aleyna Çalışkan birinci olabilecek. Bakmıyorum yani bundan sonra Survivor'a. Bayağı bir şey diyeyim. Protesto. Bakıyoruz ama pek yani ilgimi çekerek bakmıyorum öyle gözümün kenarıyla. Yine bir morfi fırçasıyla devam edeceğim. Yine başka bir palete geçiyorum. Bu Beauty Bay'in Pastels paleti. Buradan da Cloud Tree rengini alacağım. Şu pastel mavi. Paletin dışını göstermedim bu arada şu şekilde. Bunu bir videomda zaten kullanmıştım. Pastel makyaj videomda. Bu arada lens taktım ama hiçbir şey belli olmuyor. Kendi göz rengim o kadar şey ki. Evet. Koyu. Peki neden karpuz? Daha yaz gelmedi. Bu da en şey eski aynam diye. Kullandın mı o videoda? Hayır, orada sırf paletin aynasını kullanmıştım ama eskileri aldım bugün. Bir de artık yavaş yavaş yaz gelebilir. İnşallah kar yağmaz. Bir de Harry Styles'ın şarkısı var. O bayağı dinliyorum bu aralar. He. O yüzden. Daha doğrusu iş arkadaşım yüzünden dinlemek zorunda kalıyorum. Maruz kalıyorum. Aklıma takıldı o yüzden. Saçlarım bugün çok kötü. Niye bilmiyorum. Şöyle bir şey alacağım. Bu Crayola'nın Outer Space rengindeki... göz kalemi veya farı diyebiliriz aslında. Ben ama göz kalemi olarak kullanacağım. Face crayon diye geçiyor. Bunu yüzünde nereye kullanacaksın hiçbir fikrim yok ama ben göz kalemi olarak kullanıyorum. Stila'nın bir ürünüyle devam ediyorum. Bunun adı Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Renk de tabii ki Into the Blue rengindeki bir farı. Bunu da alıyorum. Bayağıdır kullanmıyorum. Umarım kurumamıştır. No, çok güzel. Bayağı güzel ama stili maalesef. Pahalı. Aynen. Zeynep abla olsa deseydim. Nerede düşenleri tut. Nerede? Bunu indirimden almıştım bu arada. Onu da söyleyeyim. Hafif kurumuş bayağıdır kullanmadığım için. Maalesef. Köşeleri hafifçe. Karıştırıyorum. Ve bu şekilde bırakacağım. Bu Stila'nın ürününü ben unutmuştum. Yani bayağı iyiymiş şu an farkına vardım. Hafif kurumuş ama Inglot'un Duraline ürünüyle yine ıslatacağım. Eski haline gelsin diye. Gözlerimi bitireceğim yüze geçmeden. O yüzden hemen kirpiklerimi kıvırıyorum.
Rimmel olarak Benefit'in Day Real ürününü kullanıyorum. Eyeliner yapacaktım. Rimmel sürmeye başladım. Çok mantıklı. Kısaca bir eyeliner alıyorum. Bu Shein'den aldığım bir ürün. Hold Life for Eyeliner diye bir ismi var. Shiglen markasının. Videoyu da aynen böyle şuraya bir yere bırakıyoruz. Şu biraz daha yüksek oldu üstünden. Ama sorun değil çünkü zaten kirpik yapıştıracağım. Pek bir şey belli olmayacak. Dediğim gibi kirpiğimi alıyorum. Bunları da Shein'den aldım. Biliyorsunuz kirpik açısından pek pahalı ürün kullanmıyorum. Yapıştırıcı olarak da Eskido markasının Companion Eyelash Gloss'unu kullanıyorum. Bu Amerikan markası. Amerika'dan sipariş ettim. Ama şimdiye kadar kullandığımda en iyi kirpik yapıştırıcısı diyebilirim. A few moments later. Hiç abartılı değil maşallah. Biraz göz makyajımı kapattı ama Stila'nın o parlaklığı daha belli oluyor. O yüzden memnunum. Göz makyajımı aslında bitirmiş bulunuyorum. Hemen yüzümle devam edeceğim. Bunun için ilk olarak bir kontür pudrası kullanacağım. Bayağıdır kullanmadığım Rodial pudramı alıyorum. 03 numarası Face Sculptor and Definer. Şu şekilde bir pudra. Kontür pudrası olarak çok uygun. Çünkü rengi bayağı griye kaçıyor. Ama ten renginiz çok esmerse kullanmanızı tavsiye etmem. Hemen bir fırçayla. Küçük bir far fırçasıyla biraz burnumu da kontürlüyorum. Burnuna hiç yapmazdım. Aynen de bugün yapasım tuttu niye bilmiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra bronzlaştırıcıma geçiyorum. Bunun için Too Faced'in Chocolate Soleil ürününü alıyorum. Şu şekilde. Bunun da hemen rengini göstereyim. Gördüğünüz üzere Rodial pudrasının daha çok turuncu. Daha sıcak yani. Daha bronzlaştırıcı olarak uygun oluyor. Kokusu çok güzel bu arada. Tam çikolata kokuyor. Ve geldik en sevdiğim bölüme. Aydınlatıcı. İlk olarak tabii ki klasiğimi kullanıyorum. Revolution'ın Skin Kiss, Star Kiss ürünü. Bu vazgeçilmez aydınlatıcım aslında. Allah aşkına bunun kaç tane aydınlatıcı var şu an orada? Bir palet var, bir de bu var. Aa. O kadar çok değil. Şaşırdım. BH Cosmetics'in 5 numaralı aydınlatıcı fırçasını alıyorum ve bolca ürünümden alıyorum. Bunu abarttıktan sonra yeter mi? Tabii ki yetmez. Bir Stila paleti alıyorum. Her şeyi yıktım bu arada. Stila'nın Little White Lies paletini alıyorum. Klasik Stila paketi. Burada da üçünü de kullanıyorum. Silver Tongue rengini kullanacağım. Mavi olanı kullanacağım tabii ki. Bu aslında sırf sim. Başka bir şey değil. Şu an yüzün nasıl parladığını farkındasın değil mi? Hayır. Hayır. Yani millet pudrayla flashback olur, sen highlighterla flashback olur. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Güneş gözlüğü taktık ya. Bir de allık alıyorum. Bu MAC'in Melba rengindeki allığı. Şu şekilde bir allık. Ruj olarak da biliyorsunuz Revolution'u kullanmıştım ilk videomda. Ama bu sefer biraz daha
pahalı bir ürünle devam ediyorum. Fenty Beauty'nin tahmin ettim. Pudsicle serisindeki Go Deep rujunu kullanacağım. Yani rengin adı Go Deep. Hemen alıyorum. Çok ağır kokuyor nedense. Neden? Şu an kamera açık. Tıklanmadan giriyor ya. Konuşuyorsunuz zannettim. Konuşuyordum zaten. Konuşuyordum zannettim. Çıkacaksın inşallah. Evet. Aşırı şekilde yamuk. Ya bu kadar yamuk bir ruj sürme şeyi yok. Çok kötü. Ama bu koyu renklerde bir sıkıntı. Nasıl yapacağız şimdi? Bence bu kadar yeter. Daha fazla zorlamayacağım. Zor bir renk olduğu için. Dudaklarımı aşırı şekilde küçük gösterdi. Bir fikrim var. Dudak fırçası. Makyajımı bitirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Bence ilk videomdaki makyajdan çok çok daha farklı oldu. Kirpik açısından veya göz makyajını... yapış tarzım aslında çok da pek değişmedi. Yani biraz da benzetmeye çalıştım haliyle. Tabii ki pigmentasyon açısından kullandığım ürünler değişti. Fırçalarım değişti. Bir tık daha yani canlı gözüküyor bence. Ama şu Stila'nın ürününün de çok büyük rolü var. Ruj konusunda pek emin olamadım. Ton olarak uymadı ama mavi işte. Aydınlatıcıma diyecek bir şey yok zaten. Zaten aynı ürün. Sadece Stila'nın o paletiyle biraz daha destekledim. Yani maviyi seviyorum. Kendime yakıştırıyorum. Rujda pek emin olamadım dediğim gibi. Ama göz makyajını çok sevdim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. İlk videomu da şuralara bir yerlere linkliyorum tabii ki. Ona da bakmadıysanız bakmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Hoşça kalın.